Merhaba arkadaşlar. Görsel zeka konumuzun ÖSYM tadında sorularıyla devam edelim. Birinci sorumuzda bize bir dama oyunundan bahsetmiş. Bir taş. Buradaki aslında şuradaki ifadeyi tanımlamış. Şöyle diyelim. Buradaki ifadede yani siyah taşımız buradaki beyaza eğer bir sonraki taşı eğer boşsa demiş buraya gidebilir. Ama buradaki eğer bir sonraki taşı da eğer doluysa buraya gidemez demiş. Sadece oyunun kuralından bahsetmiş. Buna göre dama oyununda taşlar yatay ve dikey ilerleyebilirken mavi taş en çok kaç tane kırmızı taşı oyundan çıkarabilir? Sonuçta buradan atladığında nedir? Bir tanesini atladığında direkt kırmızı taş oyun dışı oluyormuş. Buna göre kaç tane kırmızı taşı çıkartabilir? Şimdi bir tane şöyle yapalım. Mesela buradan şuraya maksimum gelebilecek şeyi düşünmeye çalışıyorum. Buraya geldiğimizde bir tane çıkar. Buraya geldiğinde bir tane daha çıktı. İki. Buraya gittiğinde 3 tane çıkmış oldu. Şimdi buraya gelse 4'te bitecek. O yüzden yukarı doğru gideceğim. Toplamda 3 tane çıkarttık. Buraya geldiğinde 4. kırmızı gitti. Buraya geldiğinde de 5. kırmızı gitti. Zaten daha fazla burada ilerleyebileceği bir durum gelmeyecektir. O yüzden maksimum 5 tane diyebilirim. Buradan direkt buraya gitmiş olsam burada yine 5'ten daha az çıkacak. O yüzden de gelebilecek maksimum taş atabileceği 5 olur. İkinci sorumuzda karşılıklı yüzleri toplamı eşit olan bir zar 3x3'lük bir kare zemine gösterildiği gibi yerleştirilmiş. Şimdi buradaki dediği ifade karşılıklı yüzleri toplamı eşit olan zaten nedir? Zarda karşılıklı yüzler toplamı eşit olacak ve onun içinde hepsinin toplamı 7'dir. Yani nedir? 6'nın karşısında 1 yazar, toplam 7. 5'in karşısında 2 yazar, yine toplam 7. 4'ün karşısında 3 yazar. Bu şekilde olacak şekilde bütün zarlarımız düzenlenmiştir. Buna göre demiş, bu zar her bir hareketin bulunduğu karenin yanındaki kareye devriliyor. Şekilde konudan ok yönünde A3'ten başlayıp devrilen C2'ye geldiğinde zarın üst yüzünde kaç tane nokta vardır demiş. Şimdi buradaki altılı buraya devrildi, yani bu zarımız devrildiğinde buraya altılı gelecek. Bu alt yüzeyi 6, üst yüzeyde nedir? 1 olur. Buraya geldiğinde artık 2 de şurada dışarıda kalacaktır. Bu yüzünde aynı şekilde devam edecek. Sola doğru devrildiğinde o zaman buraya artık alt yüzeyine 2 gelecek. 2'ye karşılık olarak da 5 gelecek. Buradaki 3 şu anda bize bakan tarafta. Burada da yine aynı şekilde bize bakan tarafta. O zaman ben zarı tekrar bu şekilde devirdiğimde 3 bu sefer altta kalacak. 3'ün karşılığı olan 4 de üst yüzeyde kalacak. Bize üst yüzeyi sorduğu için cevabımız 4 oluyor. Üçüncü sorumuzda aşağıdaki 24 kibrit çöpü oluşturulmuş yapıda sadece 2 tane kibrit çöpü başka yere taşınarak birbirine temas etmeyen 2 kare elde ediliyor demiş. Buna göre taşınan bu 2 kibrit çöpün numaraları toplamı nedir? Şimdi öncelikle şu üç tarafa baktığımızda bir kare elde etmeye çalışıyoruz. Biz buradaki kibrit çöpünü alıp buraya eklersek eğer içeride bir kare oluşmuş olur. Yani bir hareket ettirdiklerimizden bir tanesinin numarası 1. Bunun dışında şimdi tekrar bu ifadeye baktığımızda yine bir karenin bir kısmı var. Burada yine bir açıklık var. Buradaki açıklığı da şurada fazla olan 9'u kaldırıp biz buraya eklemiş olursak eğer buraya 9 gelirse yine aynı şekilde artık buradaki bağlantı kopmuş olacak. Birbirinden bağımsız olmuş olacaklar ve bu da aynı şekilde bir kare olacak. O yüzden diğer hareket ettirdiğimiz kibritte 9 olduğuna göre toplamları 10 olur. Dördüncü sorumuzda tabloya 1, 2, 3, 4 rakamlarının her biri her sütun ve her satırı birer defa kullanacak şekilde yerleştirilecektir diyor. Buna göre toplamları nedir? Şimdi öncelikle bir satırda iki tane olan mesela 2 ile 1 kullanılmış. Buraya 3 ile 4 gelecek. 3 ya da 4 gelecek. Bu sütuna 3 kullanıldığına göre demek ki buraya 3, buraya 4, buraya da 3 kaldı. Bu sütuna baktığımız zaman 1, 2, 3 o halde buraya 4 geldi. Buraya baktığımız zaman satıra baktığımız zaman 3, 4 var. 1 ve 2 zaten bu sütunu sonuçta ben buraya 2 yazamam. Çünkü bu sütunda 2 var. O yüzden buraya 1, buraya da 2 gelir. Bunun dışında 1, 2 oldu. Buraya da o zaman yazabileceklerimin arasında. Şimdi 3, 4'ümüz var. 1, 2 yazabiliriz. Biz buraya 1 ya da 2'den birini yazacağız. 1 burada da olduğuna göre o zaman burası nedir? 2'dir. Buraya 1 gelecektir. 1, 2 var bu satırda. 3 ya da 4'ten biri gelecek. İkisi de olabilir. Bunun için hiçbir şekilde bir sınırlama yok gibi duruyor. Aynı şekilde buraya da öyle. O zaman şöyle diyelim. Burada 1, 2 varsa birine 3, birine 4 yazdığımızda 1, 2, 3 o zaman x'e 4 kalır deriz. 1, 2, y'ye de 3 kalır. Z'yi zaten belirlemiştik. Buradaki o zaman toplamlarımızdan ne gelecektir? 4, y yerine 3 yazdık. Z yerine de 1 yazdık. Yani toplamları 8 oldu. Beşinci sorumuzda bir puzzle'ın eksik kalan 3 parçası aşağıdaki numaraların hangileri tamamlanabilir demiş. Şimdi baktığımızda mesela en alttan baktığımızda bir çıkıntı olacak. Burada bir çıkıntı olacak. Şunun olma ihtimali var. Buradaki olamaz çünkü burasının düz olması lazım. Bu da olamaz. Bunun düz olması lazım. Bu da olabilir. Bunun dışında burası da yine aynı şekilde olamaz. 1 ya da 4'ten biri olabilir. Şimdi biz 1'i mesela düşünmüş olsak buraya yazdığımızda 1 şu şekilde bir ifade kalacak. Şekil olacak. Bunun dışında 1'i kullandığımızda
Başka şurası için hem buraya içeri olacak, burada da dışarıya çıkmış. Bunu yapacak şekilde mesela 5 hem burada kullanılıyor hem de burada kullanılıyor ve buradaki ifade de tamamlıyor. O zaman buraya da 5 getirebilirim. Buraya 1 getirmiştim. Buraya 5 getirdim. Bunun dışında burayı tamamlayacak şekilde buna benzer bir şekil 3 de var gördüğünüz gibi. O halde buraya da 3 gelir. Yani 1, 3 ve 5 ile tamamlanır. Evet, 6. soruda aynı küpe ait yüzeyle ile ilgili iki tane farklı görünüm verilmiş. Bu küpün her yüzeyine farklı bir harf yazılıdır. Buna göre öncülerden hangilerine bu küpe ait olabilir? Şimdi bunların yanında hangi harfler var onlara dikkat ederek öncülere bakalım. Mesela burada E ile İ'nin yan yana olma ihtimali var mı? Evet, E ile İ yan yana verilmiş. E ile T'nin yan yana olma ihtimali, evet, aynı şekilde ve yön olarak da aynılar. E ile T de o zaman ne de birinci öncül olur. İkiye baktığımız zaman E ile İ, evet, aynı şekilde uzun kenarları birbirlerine denk gelmiş. Burası var. E ile N de yine aynı şekilde. Bitişikleri, görünüşleri yine aynı. O zaman buradaki de olabilir deriz. Üçüncüye baktığımız zaman E ile L'den bahsetmiş. Şimdi E ile L'ye baktığımız zaman E L'ye doğru dönük. Buraya baktığımız zaman ise E ile L birbirlerine farklı yönlerde bakmışlar. Bu şekilde bir küp olamayacağına göre o zaman nedir? 1 ile 2 deriz.